Arkadaşlar biliyorsunuz 2012'den 9 Eylül 9. ayın 5'i 2012'den bugüne kadar 4,5 senedir süren bir mahkemenin tekrardan yeniden başlatılması anlamına geliyor bu olay şu anda. Çünkü araştırılması, şu andaki vermiş olunan kararların tekrardan FETÖ'ye bağlı olup olmadıkları, oradaki komutanların, görevli askerlerin ve mahkeme heyetindeki karar vermiş olan savcıların, hakimlerin, bunlar araştırılacak. Şu andaki yapılan organize çok iyi bir organize gibi görüyorum. Çünkü neden? Gerçeklerin ortaya çıkması için biz bu mücadeleye veriyoruz. 25 şehit anne babaları olarak bu mücadelenin arkasında durmamız gerekiyor ki bundan sonraki gelecek şehitlerimize ve gazilerimizin hukuk ve ahlakı olarak her adaletin yerine gelmesini istiyoruz. İlle birilerinin suçlu olup olması önemli değil arkadaşlar. Gerçekten burada suç varsa bu suçların adalet önüne çıkılmasını istiyoruz. Arkadaşlar bugün burada hep birlikte duruşmayı izledik. Şehit ailelerimiz 4,5 yıldır burada adaletin peşindeler. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını istiyorlar. Hepimiz istiyoruz. O patlamada Türkiye 25 tane evladını yitirdi. 25 ailenin ocağına ateş düştü. Dolayısıyla bu öyle üstü kapatılacak, geçiştirilecek, bir kişiye yıkılacak bir suç değil bence. Bunun arkasında mutlaka başka güçler olduğunu, başkaca terör örgütleri olabileceğini düşünüyorum. Onun için bugüne kadar da bu somut gerçeğin hala daha açığa çıkarılmaması, hala daha ortaya çıkarılmamasında ayrıca üzülüyorum. Ailelerimiz olsun, bizler olsun, bu patlamada kimlerin parmağı varsa, hangi terör örgütlerinin parmağı varsa, kimler sebep olmuşsa bu maddi gerçeğin bir an önce ortaya çıkarılmasını ve suçluların cezalandırılmasını istiyoruz.